Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 357. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün Doktor Şehnaz Şişmanoğlu'nun Metis e, kitaptan çıkan e, iki Kilise Arasında Bir Namaz, Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden Yazım'' başlıklı bir e, kitabı var. Bu kitabı, e, kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Eee... Bu arada kitabın kapağını yapan benim akademiden arkadaşım Emine Bora. Öyle çok, mi? Bunu çok beğendiler de ayrıca. <laughs> evet, Emine eğer beğenildi. bu, Emine eğer bunu gördüyse ve izlerse buradan da selamlarımızı iletelim. Emine Boraya yıllardır metiste e, çiziyor kendisi. E, bu yayına siz ulaşmasında bize destek olan masap uygulamasını ve e, patron destekçilerimize başlamadan bir teşekkür edelim ve. Yayını e, beğenip paylaşırsanız da ayrıca en büyük desteği bize vermiş olursunuz. Ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Hocam alt başlık olarak ka Karamanlıca Edebiyat diyorum. Karamanlıca bir dil mi, diyalek mi, nedir? Bir onu açalım ilk başta istedim. Evet zaten ister istemez e, daha önceki yayınlarda ya da konuşmalarda da Karamanlıca üzerine bir hatta Karamanlılar üzerine de Birkaç kelam etmek gerekiyor çünkü ikisi her ikisi de çok sorunlu ifadeler, anakronik ya da biraz da problematize edilmesi gereken ifadeler. Karamanlıca bir dil mi? Ee, aslında değil, yani ayrı bir dil değil. Bu tabii alanda da literatürde de çok tartışılıyor, yıllardır çok tartışılıyor. Ee, ben de zaten girişte bundan biraz bahsediyorum. Karamanlıca aslında Yunan harfi Türkçe de diyebiliriz ama literatürde yerleşmiş bir isim bu Karamanlıca Karamanlı dikkat ediliyor Yunanca'da ee, Karamanlıca çalışmaları bu artık kullanına gel gelen bir ifade ee, ama başka dil bilimciler buna özellikle 1950'lerden sonra e, Karamanlı ağzı, Karamanlı diyalekti e, gibi ifadelerle de e, -dan söz ediyorlar e, fakat baktığımızda e, 1898 yılında ilk aslında ee, bu ifadeye rastlıyoruz biz çalışmalarda. Ee, öncesinde Yanos Ekvan ünlü Macar e, dil bilimci 1950'lerdeki çalışmalarda aslında e, Anadolu ağzına benzer ama ayrı olarak konumlandırılabilecek bir karamanlı ağzından söz ediyor. Fakat e, sonraki dil bilimsel çalışmalar bunun e, Konya işte Niğde, Kayseri, eee ağız, ağızlarından çok farklı olmadığına dair görüşler var. Dolayısıyla bu aslında Türkçe bir Anadolu ağzı evet zaten e, 19. yüzyılda yazılmış edebi metinlere baktığınızda da Anadolu ağzının izlerini görüyorsunuz. O açıdan da aslında çok kıymetli e, yönleri var Karamukaramalcan'ın ama daha çok e, kültürel grafik bir fenomen olduğunu söyleyebiliriz. E, bu aslında tek başına bir e, böyle yalıtılmış bir fenomen de değil. Özellikle 19. yüzyılın e, Matbu yazına baktığınızda Arap harfli Türkçe gibi tıpkı işte Ermeni harfli Türkçe, Arap harfli Yunanca, e, Giritli Müslümanların kullandığı İbrani harfli Türkçe gibi aslında ben bunu büyük bir hani puzzle yapbozun bir parçası gibi de görüyorum e, Karamanlıca'yı. E, zaten kullanıcılarının kendileri yani e, Anadolu Ortodoks halk onların entelektüelleri bu dil için kullanıyor. E, Ru, Rumi hurufatla Türk, lisanı Türkiye olarak ifade ediyorlar. Yani Karamanca biraz daha literatüre sonradan girmiş bir e, isimlendirme. Ama ben de ister istemez hani her seferinde Yunan harfli Türkçe, Yunan harfli Türkçe dememek için biraz da kullanış kolaylığı açısından bu şerhi düşerek Karamancı ifadesini devam ettirmekten yanayım açıkçası. Evet. Böyle devam ettim ben de tezde. kitapta. Şimdi mesela ben e, -Nurum, e Manastırı'nda Bunların mezar taşlarını gördüm. Evet. Ya bayağı okunuyor. Adam Türkçe yazmış ama şeyi hurufatı e, Grekçe. Beraber, şey. beraber evet Tabii beraber Tabii gitmiştik. Tabii alfabesini Hüval biliyorsanız. Hüvel falan yazıyordu. Ama Grekçe yazıyor yani şey. Evet. Yani Grek alfabesiyle yazıyor ama orada Hüvel yazdığını okuyabiliyoruz yani. Evet aslında şöyle yani Yunan harflerini biliyorsanız ve okuyu okuya aşina olabileceğiniz bir ee, yine hadi dil diyelim dilden bahsediyoruz İçerisinde yine ben özellikle yani 19. yüzyılı çalıştığım için oradan örnekler vermek istiyorum ee, Tabii çok zengin bir dil Anadolu'da Anadolu ağzında yer eden ama bizim bugün e, unuttuğumuz kullanmadığımız deyimler atasözleri ata işte Peri Efe'nin temaşay dünya e, yeni baskısının arkasında görebilirsiniz bu listeyi. E, Anadolu ağzından örnekler var ama bununla birlikte Yunanca kelimeler var. Arapça, Farsça var az sayıda e, da olmakla birlikte. Onun dışında da son derece sade konuşma diliyle yazılan bunu da epeyce bunu da belki dilerseniz ayrıntılandırırız. E, böyle bir dil. Ayrıca standart Osmanlıcanın dışında da kullanımları var. Yani mesela bugün diyelim temaşa okuyoruz bir aslında aşina gelen ama Bakıyoruz Osmanlıca sözlükte yok çünkü e, standart dışı kullanımları da yani aslında böyle fonetiği takip ederek nasıl bazen işte halk dilinde deforme olur bazı ifadeler deforme demeyelim tabi burada hani standart dışı demek daha doğru bir yaklaşım olur. E, böyle ifadeler de var yani bazen deyimleri e, ikili, ikile, ikilemeleri farklı kullanıyorlar değişik kullanıyorlar bu da işte o dönemin diline ait tabii bize çok edebiyat araştırmacı olarak e, sonsuz bir şey, hazine e, durumunda. Hocam peki yani dil mevzusunda e, 1850'lerde kayda altına alınıyor anladığım kadarıyla. Öncesi de var. Tabii yani yazmalar de, da yazmalar yazmalar var. Yazmalar da evet. var. Ama e, 1850'lerde böyle matbuat bir şeyine başlıyor. Evet. Peki o, o dönemdeki Türkçe ile siz biraz önce dediniz ya bir Hı -hı. girelim diye evet. matbuatla o, o zamandaki Türkçe ile nasıl e, karşılaştırdığın zaman mesela İstanbul Türkçesi hı hı. çünkü şimdi şey de var burada bir sizin söylediğiniz bir İstanbul Edebiyatı mevzusu var. Aslında hani Türk Edebiyatı, Türkçe Edebiyat <laughs> mevzularının dışında bir de, siz bir İstanbul, de e, İstanbul Edebiyatı diye bir giriyorsun ortaya. Evet, iyice, iyice karıştı. <laughs> ama yani aslında İstanbul matbuatı var. Bir de Karamanlıca ama bu Karamanlıca Orta Anadolu'da değil mi? Kayseri'de. Evet. Kapadokya. Kapadokya işte oralarda. Büyük bir Kapadokya düşünebiliriz. Oradaki iki konuşulan Türkçe. Büyük ölçüde öyle. Onların arasında böyle bir mukayese yapabiliyor muyuz? Var mı bir farklılık? Farklılıklar yani... yani... şöyle, farklılığı şöyle e, düşünebiliriz. E, şimdi bu benim e, kitapta da ele aldığım roman, 1871-72 yılında yazılmış bir roman. Yine Türkçe'nin ilk örneklerinden bir roman bu. Hani öncesinde 1851'de akabı hikayesi var. E, eş zamanlı bazı metinlerde olabilir. Hani onu da konuşuyorduk yani Türkçe ilk Türkçe budur ilk Yunanca şudur demek her zaman edebiyat çalışmalarında sorunlu. Ama 1871'in diline baktığımızda evet onu yazan Evangelinos Miseldis aslında Manisa Kula doğumlu. Tam da böyle biraz atipik hani tam da böyle Kapadokyalı değil ama çok da temsil ediyor. Onun diline baktığınızda dönemin ne bileyim Taşık-ı bir fitnatı işte Ahmet Misat'ın diğer metinlerine baktığınızda biraz daha sade bir Türkçeyle Arapça ve Farsça kelimelerin daha az olduğunu e, gördüğünüz bir dil. Bu da e, matbuatta özellikle gazetelerde çok tartışılan bir mesele oluyor. Osmanlı Müslümanları da bunu tabii 1860'lardan sonra çokça tartışıyorlar. Ama burada e, işte Karamanlılar işte onu da belki konuşacağız dediğimiz işte Anadolu Ortodoksların kendi özgün konumlarından da kaynaklı bu saadet. Çünkü e, işte evlerde Türkçe konuşuluyor Anadolu'da e, bazı köylerde Anadolu Ortodokslar olarak. Ama okula gittikleri işte Yunanca tedrisatla karşılaşıyorlar. çünkü milleti Roma e, mensuplar. Dolayısıyla gidecek başka bir okulları var. Osmanlı Müsl yok. Yani Osmanlı Müslümanları gibi mekteplere gidemiyorlar. Dolayısıyla yani e, Türkçe tedrisatlı kendi e, millet okullarına gidiyorlar. Dolayısıyla çoğu e, Yunanca ile ilk orada karşılaşıyor. Bu nedenle daha sade Türkçe kullanmaları, evde konuşulan dili kullanmaları ve talep etmeleri tabii çok. Akla yatkın geliyor. Bunun için gazetelerde işte tartışmalar var. Bazen e, böyle şey de düşüyorlar. Mesela okur mektupları oluyor. Diyor ki bir okur diyelim. İşte e, kimin romanı olsun şimdi aklıma gelmedi. E, diyelim ki işte Monte Kristo romanını okurken e, kullandığınız dil çok hoşumuza gitti, anlayabiliyoruz. Ama bazen öyle şeyler yazıyorsunuz ki anlayamıyoruz eğer böyle devam edeceksiniz biz hiç abone olmayalım istemeyiz böyle gazete diyorlar sonra mesela gazetenin yöneticisi diyor ki tamam haklısınız ama gazeteci olarak biz de sizin dilinizi işte düzeltmek durumundayız çeşitlendirmek durumundayız aslında Osmanlı Müslümanlarının gazetelerinde eş zamanlı olarak giden tartışmaları burada da görüyoruz burada biraz daha belki işte kendi sosyolojilerinden ötürü daha yoğun hani bu sade Türkçenin ben biraz öyle görüyorum sade Türkçeyi ilk talep ilk talebedenlerden hani ilk kullananlardan ee, bir cemaatten topluluktan bahsediyoruz aslında. Evet. Tabii 1850'lerde burada işte özellikle e, Anadolu'dan, İzmir'den e, büyük şeydi Ege'den İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlere göçen Anadolu Ortodoks Hintler'lerin bazıları işte e, Misellis gibi gazetede kuruyorlar ve o gazete üzerinden ve o dernekleşme de çok yoğun olarak yaşanıyor. onun üzerinden çok dil meselesi ...süre giden bir mesele oluyor. Biliyorum şimdi bu dil meselesini... ...daha sonra gene döneriz ama... ...şimdi bu sizin kitabınızda... ...odağa koyduğunuz bir roman var. Temaşay Dünya. Bu aslında çok ilginç bir roman. Bu Türkçe'de 2021 yılında... ...tekrardan işte Peri Efe... Evet. E, ...tarafından kazandırılmış. Daha öncesi de var tabii işte... ...Vedat Günyollar vesaire. Bu Temaşay Dünya'yı... E, ...biraz açalım. Yani... Bu işte ilk yayınlandığı dönem ne amaçla yayınlanıyor? İşte Mihalidis e, bu e, romanı yayınlarken nasıl bir backgroundla yayınlıyor? Ve e, bunun tabii bir de e, esinlendiği diyelim veya işte yola çıktığı bir başka bir roman var. Ve onunla olan ilişkisi üzerinden biraz böyle tartışma konusu da olmuş. Biraz isterseniz bunları da anlatırsanız biraz daha konuyu... E, kitap odaklı şey yapabiliriz. Tabii ki. Zaten kitabın merkezini aslında bu temaşay dünya ve cefakarı cefakeş tam adıyla. Cefa çekenler evet. ve cefa cef çektirenler e, başlığını taşıyan bu roman aslında zaten kitabın merkezi. Şimdi Karamanlıca edebiyat dediğimizde aslında çok büyük bir külliyattan bahsetmiyoruz. Hatta e, edebiyat dışında da e, hepi topu aslında 755 hadi e, biraz da arttıralım 800-900 kitaplık bir külliyat. Hani edebiyat dışındaki kitapları da dikkat alırsak edebiyat biraz daha e, sınırlı kalmış ama o sınırlık içerisinde bize çokça döneme dair çokça şey e, anlatan hani Osmanlı edebiyatını biraz daha farklı algılamamızı o çeşitliliği görmemizi sağlayan bir temsili bir roman olarak da e, ele aldım kitapta bu roman e, Evangel Evangelinos Misalidis tarafından İstanbul'da kendi matbaasında 1871-72 yılında yanan harfi Türkçe olarak basılıyor. Hatta matbaasını bugün hala Tahta Kale'de işte Uzunçarşılı Caddesi'nde eee Tamburca Han'da matbaayı görebilirsiniz. O da hani İstanbul'lu olarak böyle heyecan verici bir andı benim için ilk gördüğümde hala izliyorum. Ne Ne handı hocam? Tamburca Han. şimdi bir oyuncakçı dükkanı gibi yani oyuncak satan bir hana dönüşmüş böyle mavi badanalı herhalde sonradan o badana ama şeyi görmek mümkün o dönemin izlerini hatta yukarı çıktığınızda da küçük küçük odalar var yani orada artık hayal gücünüzü kullanarak Hı -hı. nasıl bir gazetecilik faaliyeti yürüttüklerini hayal tahayyül etmek mümkün Misaledis Kula'da doğuyor İzmir'e geçiyor orada eğitim görüyor sonra bir Atina macerası var orada hukuk fakültesine gidiyor sonra ama tekrar dönüyor biraz Sparta'da öğretmenlik yapıyor sonra ...bütün aslında şey para kazanmak için... ...ya da işte kariyerine devam ettirmek için... ...gazetecilik faaliyetleri için... E, ...İstanbul'a göç ediyor... ...öncesinde İzmir'de de Amaltı'ya... E, e, ...Osmanlı basın tarihinin en uzun... ...ilk galiba Rumca gazetelerinden birinde çalışıyor... ...yani böyle gazetecilikle... De, e, ...devam ettirmek üzere... ...İstanbul'a geliyor... ...önce Anatoly gazetesini kuruyor 1850'lerde... ...matbaasını kuruyor... ...ve o matbaada... ...işte bu ilk romanı yayınlıyor... Şimdi dediğiniz gibi 1986'da ilk bu eee yayınlandı. Robert Anheger ve Vedat Günyol tarafından. Robert Anheger keşfediyor sanırım romanı ilk olarak. Hmm. E, ve sonra yayınlıyorlar. Önce Tercüman Gazetesi'nde ilginç bir şekilde. 1982 yılında tefrika ediliyor. Hiç o insan da çok beklemiyor. ilginç. Evet e, ve o Osmanlı Bankası Genel Müdürü e, Jacques Jolen tarafından tefrika ediliyor ve sunuş ve eee çeviri de ona ait İlginç bir şekilde ama biliyorsunuz tercüman işte 1800 1970'lerin 80'lerin böyle hani o milliyetçi muhafazakar kültür evet. dünyasına dünyasını da yön veren hani bin bir eserle vesaire bir eser. herhalde öyle bir bağlantı var diye ben düşünüyorum. Ee, ama tabii 1986 yayınlandığında işte böyle küçük bir edebi olay yani böyle ilk roman mı bu işte bir yandan Yunan harfi Türkçe ne tabii çok enteresan. Sonrasında bu romanın ee, aslında 1839 yılında yine İstanbullu Rum bir yazar tarafından, Grigoris Palologos tarafından, onu da işte Eflak beylikleriyle, işte Feneryot ailelerle bir bağlantısı var. Onun yazdığı Polipatis, cefakar, cefakeş romanının bir işte artık adaptasyon mu diyeceksiniz, yeni, ben yeniden yazım demeyi tercih ettim. Gerekçelerim nedeniyle. Ee, i̇şte önce taklit bu. Ha işte bu Rum, hatta şey Sulabosiz anlatmıştı bana, o da Kapadokya kökenli çok önemli bir hı hı. kültür insanı İstanbul'da yaşıyordu. Ee, hatta şeyi anlatmıştı bana İşte Atina'da bir gün böyle hafta sonu gazete okuyorum. Ee, ondan sonra bu temaş, Polipatisi Polipatis'in bir haberini görüyor. Sonra temaşayı dünyayı da e, görmüş bulunuyor ve diyor ki Aa, bunlar çok benzer birbirine. Hatta bir milliyet sanatta o zaman bir yazı yazıyor. Yani dolayısıyla bu roman aslında 19. yüzyıldan bizim bildiğimiz hani yeniden yazım meselesini de gündeme getiriyor. Çünkü Mistradis o Polipatis romanın neredeyse üç katını farklı malzeme üretmiş, değiştirmiş zamanını, mekanını, olay örgüsü büyük bir ölçüde e, muhafaza ederek içerisine işte Anadolu'ların deneyimlerini, o göç deneyimlerini polipatiste olmayan e, zaten Türkçe bir yazın bu. Dili bambaşka, dilini değiştiriyor. içeriğini olay örgüsünü muhafaza ederek içeriğine eklemeler yapıyor. Deyimler, ee, müthiş bir bir kere metinler arasılık var. İşte Nasrettin Hoca'dan, e, Bektaşi fıkralarına. Ama bunun dışında Ortodoksların çok iyi bildiği başka metinlere, dini metinlere. Ya da işte Yerostas adında yine dönemin Yunanca Yunan, Yunancasının çok işte bestalarını Zaten kendisi de Türkçe'ye çevirip böyle bir e, şey kitabı, gençlere öğütler e, türünde bir kitabı da dahil ediyor. Yani bir sürü müthiş bir hakikaten şey var. Böyle temaşahi metinler gibi bir durumda oluyor. Biraz yerelleştiriyor yani. Kesinlikle yerelleştiriyor. Anadolu e, bir şeyini, Anadolu Romanın, romanı yani, evet. veya üslubu veya işte malzemesi kullanıyor yani şeyde. Kesinlikle. Bunun içinde şimdi katmanlar da çok enteresan. Paleologos Polipatisi yazarken aslında o da diğer Fransızca romanlardan esinleniyor. Pikaresk İspanyol Pikares romandan esinleniyor. O da onu dönüştürüyor. Yani çok ilginç bir fenomen aslında. İstanbul'da doğmuş bir Rum yazarın 19. yüzyıl romanlarından esinlenerek Pikaresk romandan esinlenerek yazdığı bir romanı bir Anadolu yazarın bambaşka bir İstanbul romanına dönüştürmesi gibi bir hani edebiyat tarihçisinden de çok enteresan bir ee, katman, katman. Durum var aslında katman katman. katman yani Palim gibi zaten aslında biraz Palim de ben çok benzetiyorum bu Karamalca metinleri. Hani kazıdığınızda arkadan işte Pikaresk de çıkıyor, İşte Voltaire çıkıyor, ama işte Ahmet Mithat da çıkıyor dönemin İstanbul'u çıkıyor, Yeniçeri de var. Ee, bütün bir de Pikaresk romanın bir özelliği olarak işte İtalya'ya, karnavallara gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Eflak Boğdan'a gidiyor. Ee, bu yine aslında. Ta Osmanlı Müslümanlarının yazdığı romanlardan çok daha geniş bir coğrafya baktığınızda. E, o açıdan da yani çok farklı geleneklere bağlanabilen bir roman, yani tekil örneklerden biri aslında. Hani bu devam etmiş mi derseniz, e, o biraz tabii şey, e, orada biraz tereddüt edebilirim. Hı hı. Ama şey yazarlar da ilginç. Yani bir de burada kimlik sorunu da var. Evet. Yani ikisi de bir tanesi İstanbul'da doğuyor, doğuyor öbürü işte Kula'da doğuyor ve ikisi de Atina'ya gidiyorlar, geri geliyorlar. Hatta e, Paleologos sizin e, yani kitapta bahsettiğin üzere e, şeyde e, işte e, Yunan devletinde görev alıyor. Evet, Portanilerle ilgili orada. Soru tekrardan evet. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da görev alıyor. Yani çok böyle e, kimliklerin flu, de yani geçişken şeyler. Yani bizim hani şu andaki ulus devlet üzerinden düşündüğümüz için. Yine tabii yine ulus devletin ötesinde de var olan eee yani işte Yunanistan ve Osmanlı dediniz var işte ayrılıyor, hmm. falan var. Ve çok yakın geçmişte sorunlar var ama yine de insanlar gidip geliyor ve şey de mesela Osmanlı'da şey gocumuyor yani geldikten sonra görev veriyorlar yine. Evet yani şey de ilginç tabii 1821 burada Osmanlı Rum ve Yunan ilişkilerini tabii böyle gergin bir noktaya taşıyan bir Durum hatta işte fenerli tercümanlar 1821'den sonra artık görev verilmiyor fenerlere. Bu, o gerginliği de çok görüyoruz. Mesela Polipatis'i şeyde Atina'da yayınlıyor Palologos. O da ilginç. Muhtemelen misalist Atina'ya gittiğinde okuduğu romanı ilk gördü. Çünkü orada müthiş bir Yunan krallığı güzellemesi de var tabii. Yani Polipatis tam bir aslında dönemin işte İstanbullu bir şey ailesine aristokrat bir ailesine mensup. Yazdığı dil işte Katarevusa, diğer Yunanca, ilk romanların yazıldığı dil, böyle ağdalı, işte böyle arkaik bir arkaize edilmiş bir dil. Ondan sonra şeyler çok böyle, mesela Türk karakterler yok, Osmanlı Müslüman karakterler yok onun metninde. Yani o bambaşka bir met, bir gelenekten beslenerek yazmış aslında. Şey de ama Miseldis bunu bambaşka bir Osmanlı romanına dönüştürmüş ve. Ee, işte, tabii o şeyde ön sözde yazıyor her ikisi de romanına mesela Misalis kesinlikle polipatisten söz etmiyor yani bu bir şey kaygısı da olabilir diye düşünüyorum ben hani böyle Yunan kralla güzellemeleri yapan bir romanı e bahsetmemek de e şey yapmış olabilir onu bahsetmek hani sansürle ilgili bir problem olabilir ama onun dışında ya da ben bunu aldım olay örgüsünü bambaşka bir şey yazdım kardeşim yani bu benim kendi romanım da demiş de olabilir. Çünkü hiçbir bahis yok. Polipatis'in hiç adı geçmiyor. Hani sonraki edebiyat araştırmacıları bunu ortaya çıkarmasa hiç bilemeyeceğiz bunu. Ama tabii bazı şeylerden böyle işaretlerden ve hani o Fransa, İtalya deneyimlerinden tahmin edebiliyorsunuz az çok adaptasyon bağlantısı olduğunu. E, tabi burada hani biri Rumca yazmış biri Türkçe yazmış hani e, bambaşka geleneklerden aynı romanda bütün o gelenekleri görüyorsunuz o da çok enteresan ama de, pardon dediğiniz gibi şiş, bu hani bizim bugün baktığımızda işte biz ulusal kimlik ne diyoruz? İşte tek pasaportumuz var. İşte tek e, kimliğimiz var. İşte e, çoğu zaman dinle dili örtüştürüyoruz. Misal o örneği de çokça bozan bir şey. İşte hem Yunan devletinden nişan almış mesela hem de Osmanlı nişanı var. Hatta ilk ve tek e, foto şeyi resmi çizimi onu böyle gururla taşıyor. Yani bizim şu anda çok kafamızı karıştıran yani ...karışık bir e, olgu varmış gibi ama dönemin... ...aydına, entelektüele... ...işte mesela Şemsettin Sami örneği de buna benzer. Yani aslında Arnavut... ...işte Bülent Bilmez'in... E, ...yazılarından biliyoruz ki... aynı yani biz hani Türk Milliyetçiliğini de bazen... ...ilk ismi olarak, ilk isimlerinden işte... ...söylenir Şemsettin Sami... ...işte Kamus'u Türkiye yazan... ...ilk romanlardan birini yazan... ...yani dilin, dile özgü... ...çok e, önemli işler yapan... ...ama baktığınızda Arnavut... Lund Arnavut çanında çok önemli bir figür işte. Sami Freşeri olarak biliyorlar onlar. Biz işte Şevket'in Sami olarak tanıyoruz. Orada Arnavutluk parasında resmi var işte. bayağı milliyetçi şeyleri de var aslında. Ee, yani Osmanlı e, Müslüman olarak yazarken bir yandan Arnavut milliyetçisi olarak da eş zamanlı metinleri var. Yani bugün baktığımızda bu bize bir tereddüt şey gibi geliyor. Nasıl adamlar bunlar diyoruz ama dönemin aydını... Böyle iş, böyle algılıyordu dünyayı. İmparatorluk aydını. İmparatorluk aydını, evet. Yani Milli, bir, milli devlet aydını değil yani. Aynen öyle. <laughs> Hocam şimdi e, tekrar metne dönecek olursak, e, buna yönelik, bu metne yönelik iki e, şey eleştiri var. Kitabımızın girişinde işte bunlardan bahsediyorsunuz. Bir, bunun yeterince özgün olmadığı, ikincisi de yeterince milli olmadığı e, metnin. <laughs> E, ve e, bir eşitlik durumundan bahsediyorsunuz. Böyle bir e, tanımlama yapıyorsunuz. Biraz bunları açabilir miyiz? Neden hı hı. özgün bulunmuyor? Yeterince özgün olmadığı için işte işte Türk Edebiyatı sayılmaz deniyor. Ya da hı hı. neden yeterince milli görülmüyor tırnak içinde? E, ben hatta bir yerde de kullanmıştım. iki kere yabancı da e, ya da iki kere öteki olarak da söyleyebiliriz. Bu iki kere yabancı da yine Mübadele üzerine bir kitap bulunan Bruce Clark'ın bir tanımlaması. Şöyle neden özgün değil? Bu yine bizim özgünlük yani kavramımızla ilgili. Metinlere böyle bu işte ilk o mu yazdı? Yani acaba hiçbir yerden yararlanmadı mı? Taklit mi değil mi? Telif mi değil mi? Meselesi aslında son derece modern bir mesele. 19. yüzyılda tam da böyle bir mesele yok. Aslında mesele olmaya, problematize edilmeye başlıyor ama 19. yüzyıl metinlerine baktığımızda mesela intibaha baktığımızda Namık Kemal'in onun da Hançerli Hanım hikayesinden e, çokça yararlandığını, e, bazı bölümlerini aynen aldığını, e, onu yeniden yazdığını görüyoruz. Yani edebiyata böyle ak kara, işte takli, telif mi, taklit mi, adaptasyon mu, telif mi gibi bakmak e, son derece problemli. Bunu biliyorsunuz Orhan Pamuk için de hani çok da tartışılır bu evet. bugünümüzde ya da diğer işte ee, işte bazen okuruz Elif Şafak'la ilgili böyle gündeme gelmişti. Tabii hepsini ayrı ayrı vaka olarak ele almak lazım ama edebiyatta e, metinler arasılık diye bir olgu ve bir olgu var. Ve bir metnin başka bir metinden yararlanma biçimi bizim tahminimizden çok çok daha çeşitli bir mesele. Onu yeniden mi yazmış? İşte bir kısmını mı almış, dilinden mi yararlanmış, olay örgüsünü mü almış? Karakteri mi benziyor? yeniden mi mesela şeyde de Osmanlı'da farklı metinler arasında bunun yine bin bir çeşit şeyi var. Bu işte nazire geleneği var biliyorsunuz koskocaman. işte Ahmet Mithat'ın bir Ahmet Mithat üzerine yine bir çalışma var Cemal Demircioğlu'nun Ahmet Mithat'ın terceme tercüme dediğimiz şeyin aslında ne kadar çeşitlenebileceğini dair. Dolayısıyla ben bu iki metne baktığımda özgünlük meselesinin Tam da bu metinleri e, anlamak için işlevsel bir kavram olmadığını düşünüyorum. Onu daha çok çeşitlendirmemiz lazım bu. Yani özgün ya da taklit olması, adaptasyon olması bir metni e, yani aşağı kılmaz ya da pejoratif bir şey değil onun için. Bir kavram olarak görmüyoruz aslında biz edebiyat araştırmacıları olarak. Dolayısıyla bunu gündeme getirmesi açısından da e, iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Yani bir e, yani bir Anadolu'lu yazar, bir Rum yazarı nasıl Yeniden yazar. İşte onu nasıl sansürler belki? Neden sansürler? İşte kendisine ekler. Bunu çok net görebiliyoruz bu iki metinde. Ee, yani her metinde bu kadar açık göremeyebiliriz. Yine mesela dedim ya Yunan e, Krallığına dair güzellemeleri var. E, Misaledis onların hiçbirini kullanmıyor. Yani sırf sansürden korktuğu için değil. Miseridis bayağı bir Osmanlıcı aslında. Yani özellikle 1870'lerdeki o tanzimatta. Tanzimat Tanit Emel Dünya yazarken tanzimat güzellemeleri var. Evet Yeniçerileri mesela romanın kötü adamları Yeniçeriler. Onları direkt. Evet, her şey Osmanlı'nın bütün <laughs> şeyleri orada zamanla da oynuyor çok böyle ustaca. Bütün kötülükleri Osmanlı'nın şeyde çok akıllıca. O tanzimat öncesiydi artık devlet haliye bize işte şey getirdi tanzimatı artık biz de mutluyuz ve daha iyi bir dünyaya doğru gidiyoruz. Algısı var misaliste. Bu Anadolu Rumlar da da olan bir algı aslında yani Osmanlı'yla çünkü biliyorsunuz aslında işte bir poly, yine paleologos ve misalisi yan yana koyduğumuzda o rotayı görebiliyoruz biri hakikaten yüzünü şeye dönmüş artık Yunan krallığına orada görüyor geleceği diliyle e, kimliğiyle e, kurumlarıyla ama misalise baktığınızda tam bir işte Anadolu işte eski Yunan'a da e, çok gönderme var ona belki şimdi girebiliriz Eski Yunan'a da gönderme var ama Anadolu oldukları Anadolulu Anadolu'luk üzerinden onları. Hani tıpkı bu mavi Anadolucular gibi onun bir erken er, örneği erken gibi. Erken ma mavi evet. Anadolu. Onun üzerinden diyor ki biz de diyor Anadolu'luyuz ama bakın biz diyor eski Yunan'ın şeyiyiz diyor torunlarıyız. O yüzden bir kendinize gelince Böyle bir sürekli bir gaza getirme durumu da var e, muhatabını okurunu. E ben tabii uçtum gittim. İkinci soruya geliyorum. Yeterince milli. Milli değil. E şimdi bu kadar... E, farklılıklar içerisinde de şimdi bizim milliyetten anladığımız 19. yüzyıldan sonra aslında işte işte Türk edebiyatı çalışmalarında e, Müslüman ve Türk olmak üzerinden şekillenen bir e, Türk edebiyatı var. Bu Türk edebiyatı meselesi de tabii bayağı zaman zaman gündeme hı hı. geliyor. E, yani linç edilmeyeceksen ben de Türkçe edebiyat demeyi çalıştığım malzeme onu dayattığı için tercih ediyorum. Hani bu Türk edebiyatını reddetmek ya da işte yani ben de bildiğim kadarıyla Türk'üm. Hani bazen şey Şişmanoğlu bu burada çok meşhur bir rum soyadı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da açıklamış olayım diyormuşum. <laughs> şey de var Şişmanoğlu eee evet. Beyoğlu'ndaki merkezin adı değil mi? Evet. Öyle bir şeydi onun Evet evet. E, kültür evet. Konsolosluğun kültür e, merkezi şu anda. Çok ünlü bir Kapadokyalı Rum ailesi Şişmanoğlu ailesi. E, ya bildiğim kadarıyla Türk'üm ben de hani saklayacak bir şey yok hmm. ya <laughs> övünecek. E ama e, baktığımızda ben edebiyata bakarken etnisiteyi değil e, yani dilin burada böyle çıktığına. Yani Türkçe edebiyat dememizin aslında bir bazı araştırmacıların nedeni bu. Yani Ortodoks Anadolu'lu bir aydınla hemhal olurken ve kendisini o aslında Rum da diyor. Yani çokça Rum diyorlar zaten. Rum kültürel havzası içerisinde tanımlıyor kendini e, onu ille de Türk Edebiyatı içerisine sınırlandırmak. Yani aslında Türk Edebiyatı'nın e, alanı genişletiyor Türkçe Edebiyat demek. Onun için o zaman biz e, Ermeni yazarlarımızı da koyabiliyoruz. Yağıcı yazarlarımızı da koyabiliyoruz. E, o nedenle darlaştırmak e, dağlaştırmak değil genişletmek aslında. Evet. Edebiyatı bakış öyle bir bakış yansıtıyor. Yani sonuçta kara, Bu, bir e, yani karamanlıca dediğimiz şey aslında Türkçe. Bunlar evet, Türkçe düşünüyorlar. Türkçe Aynen konuşuyorlar. Öyle. Türkçe yazıyorlar ama Grek alfabesiyle evet. yazıyorlar. Evet. Aynı şey. Ermeni yani, Ermeni Ermeni aynı, o, onu da bırakalım. Bizim Sinan Hoca Sinan Çuluk sürekli bunu söylüyor. Osmanlıca diye bir dil yoktur diyor. O Türkçedir diyor. Ve Arap harfleri, Arap hurufuyla yazılmış Türkçedir diyor. Yani ayrıca onu bir Osmanlıca Kate bu geçenlerde yine Facebook'ta yazmış hocayım. Biliyorsun kendisi onun sözünün üstüne pek söz söylenmez yani. Öyle de bir tartışma öyle ee, zaman, de bir tartışma zaman var yani evet. hani e Osmanlıca kavramı da belki bu anlamda hani biz onu şey yapıyoruz, kullanıyoruz gündelik hayatta ama üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Yani. Burada önemli olan kaçırdığımız nokta şey herhalde. Yani aynı Türkçe konuşuluyor ama Vurufat yani. Bunlar evet. harfler. Yani adam için Ermenice, öbür için... E, Ermeni Urfat'ı. Ermeni Urfat'ı. Yunan için Yunan. Hatta siz biraz önce şey İbraniler'de. Tabii harfi Türkçe örnekler de var. Evet. İşte şeyler var. E, Arap harfli Yunanca örnekleri var. Giritli, Giritli Müslümanların yazdıkları. Bugün hatta Ayvalıklı bazı ailelerde işte o ortaya çıkıyor bazen kişisel arşivde. Yorgo Dedes bununla ilgili Soas'taki... E, hocamız e, onunla ilgili çalışmaları var, şiirler var. Evet. E, Hatta geçti e, iki gün önce Ebru Sefa bir paylaşım yaptı. İşte iki üç gün önce neyse bir şey e, mektup ya mektup bir, yani tamam Arapça Arap Rufatıyla e, yazılmış e, 1810'larda ya, ne dediğini anlıyorsun Türkçe yani hani ayrı bir Osmanlıca hmm. dili varmış da bu Türkçeden ayrı bir şeymiş gibi çok böyle ani tartışılıyor. Yok, yok. Öyle bir dil yok yani. Osmanlıca diye ayrıca bir şey yok. Yani belki divan edebiyatını vesaire Farsça daha böyle hani saraya yakın sanatlı bir takım şeyleri hani belki dışarıda bırakabiliriz ama Hı -hı. Yani bu anlamda e, Türkçe edebiyat denildiği zaman ek, şey eksel çok genişliyor. Genişliyor hissen. hakikaten. Yani Osmanlıca demekte de ben aslında bir beis görmüyorum. Yani o da yani tartışmaları bitirmiyor aslında. Yani evet. Tıpkı Karamanlıca gibi. Ama tabii bunun üzerine konuşmak dilin yani alfabede nihayetinde insan işi bir şey yani. Hani kültürel, tarihsel olarak gelmiş işte bir sürü farklı alfabe var. Ama bu hani Osmanlıca demek ya da dememek bence Osmanlıca'yı ne yüceltir yine ne ee, hafifletir. Yani onun arkasındaki işte o kavramları konuşmak çok daha önemli. Öyle. Dediğiniz gibi divan edebiyatı da aslında sanıldığı kadar hani böyle sarayda yazılan kopuk işte halk edebiyatı şurada duruyor, divan edebiyatı burada duruyor. Aslında yeni yapılan çalışmalar, aslında bütün sosyal bilimler için belki bu geçerli. Hani bildiğimiz şeylerin, yani bütün o kültürel oluşumların, kültürel sosyal oluşumların bu kadar böyle peynir keser gibi birbirinden ayrılmadığı, geçişlilik arz ettiği, homojen olmadığı, işte hani milleti rum deniyor değil mi? O bile tartışılıyor. Hani millet sistemi var mıydı, değil miydi? E, yeni kuşak tarihçiler bunu çok gündeme getiriyorlar. İşte millet Rum içerisinde Anadolu'lu e, bir Ortodoks çıkıyor. İşte İstanbul'lu Ortodoks Rum onu beğenmiyor. Diyor ki bunu diyor. Çünkü e, 19. yüzyılla birlikte daha bile önce Rumca bilim yani Rumca konuşmak ve Ortodoks olmak makbul bir Rum olmanın en temel iki şartı. E şimdi Hatta bu da işte çok tartışılıyor o yüzden de biraz böyle işte bunlar Türk mü değil mi diye matbaatta da tartışılıyor işte protestanlarla ilgili bazı yine literatürler var İşte Türkçe bildikleri için bu ortodoks cemaatin protestan ve katolik etkisine çok maruz kalacağını ve bu yüzden bu yani biraz daha işleri sıkı tutalım hani bu cemaati bir evvel Yunanca öğrensinler ki hani daha iyi dindaşlar olsunlar diye yani kendi aralarında da çok tartışmalar var. Hı hı. Ama en temelde e, Rumca bilmedikleri için işte kaba saba, e, işte görgüsüz e, demeye gelmeye başlıyor Karamanlılık. O nedenle de Karamanlılar kendilerini hani biraz bu baskı altında da hissederek çok Karamanlı ifadesini kullanmıyorlar. O da bir sonradan. Bir de tabi hocam bu sonrasında mübadele sonrasında yani, bambaşka bir hikaye. Baş, evet. Başka bir hikaye var. Bundan şeye gidiyor. Yunanistan'a gidiyor ve Yunanistan'da da ee, Yunan, olarak, evet. ...Yunan olarak kabul edilmiyor... Türk, yani... ...Türk diyorlar <laughs> Türk ...Türk'te olma, falan. olma diyorlar... Evet. ...hatta şey var değil mi Başbakan Karaman... ...Karamanlis sonunda... ...Karamanlis soyadı. falan... Tabii, ...oradan göçen, göçenler falan... ...biz yayından önce aslında onu e, Cengiz Bey konuşuyorduk... ...ben iki kere şeyle gittim... E, ...Yunanistan'ın o Türkçe konuşan köylerinin... Lo ...Lozan Mübadilleri Vakfı ile gittim... ...yani hep duyuyordum işte evet... ...mübadiller konuşuyor ve üçüncü... E, ...birinci kuşak tabii ki artık yok ikinci kuşak çok az e, ama üçüncü ve dördüncü kuşakta hala çok e, kıvrak çok güzel Aydan Misaldis'in dilini kullanan insanlarla tanıştım müthiş orada Türkçe konuşan köyler var e, ve sizleri çok iyi karşılıyorlar Tabii onlara e, siz Türksünüz demediniz <laughs> müddetçe çünkü insanlar R Rumlar yani Rum olduklarını e, inanıyorlar hani biz bilemeyiz Türk mü Rum mu onlar ama yani müthiş bir Hani ben oraya gittikten sonra Türkçe'ye bakışım değişti hani Peki, kendi dilime. şey diyecektim hocam şimdi onlar kapalı kalmış bir e, grup. Evet. O kullandıkları Türkçe nasıl? Çünkü hani o kapalı kalmış gruplarda Tabii. dil nasıl şey yapıyor? E, nasıl bir Türkçe var? Şöyle ben hep işte o Stratos amca örneğini veriyorum. Şimdi benim her hafta konuştuğum bir amca var orada tanıştığım. O aslında İznik Bursa'dan e, dedesi gitmiş. Dedesi hatta Osmanlı askeriymiş. Amele taburlarında görev almış. Bayağı böyle 3-4 sene askerliği sürmüş. İşte denesiyle birlikte hep birlikte göç şeye Serez'e yerleştiriliyorlar. Serez'in bir köyüne. Böyle Monovrisi diye 500 kişilik bir köy. Neredeyse yani ona kalsa herkes Türkçe konuşuyor ama herkesin konuşması tabii çok mümkün değil. Baya mesela şey diyor, Avrupa diyor, Tomofil diyor. Yani kullandığı ağız böyle Anadolu ağzı, böyle şey gibi Konya, ne bileyim Kırşehir, Nevşehir ağzı gibi çok izli. O, Kemal gibi de. romanlarında da Tomofil evet, falan geçiyor evet. yani. <laughs> Ehali diyor. Yani müthiş böyle küfürler falan ediyor çok güzel. <laughs> Türkçeyi böyle çok çok kıvrak kullanıyor ve ya tabii şey Türkçe kanallarını izliyor. Yani Türkçeyi Türkiye'de bugün ne olmuş mesela ondan dinle. Yani müthiş bir yani tema nasıl o Anadolu Ortodokslar'ın öyle bir Anadolu kimliği vardı çok baskın. Aynı kimliği şimdi bugün hala o Kapadokyalılarda Görmek mümkün ve tabi federasyonları var. Her sene Gavuştima diye bir şenlik düzenliyorlar. Bütün Kapadokyalı dernekler orada işte şeyi çok seviyorlar Konyalı Türküsü'nü. Onu söylüyorlar, onu oynuyorlar. Tiyatrolar oynuyorlar böyle Bitmek müthiş. Evet evet. Ee, yani Gavuşma. Evet Kavuşma yani. Gavuşma Gavu diyorlar onlar. Yani müthiş bir. Kültürel çeşitlilik yani buradan gidelim böyle eğer bilmiyorsa bunları bu durumu hani şoke olacağı yani bayağı böyle çorum ağzıyla hani ne bileyim işte ne örüyorum falan diye konuşuyorlar. Çok iyi <laughs> Evet. Güzeldi. <laughs> Hocam burada e, bu Anadolu Gazetesi'nden bahsediyorsunuz ve Anadolu Gazetesi'nde yani bu işte 19. yüzyılda okur davranışlarıyla da alakalı bir şey de var aslında. Yani e, bayağı bir uzun süre çıkıyor ve de insanlar sürekli yani şey siz de biraz önce söylediniz abone oluyorlar ve aboneliklerini yani işte çıkacak tefrikalar üzerinden e, şey yapıyorlar. Evet. Orası çok ilginç onu biraz açabilir miyiz acaba? Tabii o benim de çok e, ilginç bulduğum ve ilgilendiğim bir alan oldu bu e, karamanca üzerine çalışırken. Şimdi tabii burada misal diyoruz ama e, ondan başka da gazete yayınlayanlar var. E, i̇şte Telakki var, e, Anatol Ahteri var bir sürü e, gazeteden ve süreli yayından da bahsetmek mümkün. İşte 15 günde bir çıkan, e, daha kısa süreli çıkan, günlük çıkan gazeteler. Bunlar işte İzmir ve İstanbul gibi e, büyük kent merkezlerinde çıkıyorlar. Burada tabii Anatoly yine Misalis'in kurduğu çok böyle bir amiral gemisi gibi Karaman basının. 1800 e, İzmir'de çıkmaya başlıyor ama asıl 1850'den e, Misalis'in ölümünden sonra 1920'ye kadar yani mübadeleye kadar kesinti, çok az kesintilerle devam eden bir gazete. Ee, mesela 1850'lerin ilk nüstalarında Robinson Crusoe'nun tefrika edildiğini görüyoruz ki bu Osmanlı'da yayınlanmış ilk tefrikalar, ilk, ya ilk Robinson Crusoe bir kere. Yani Ermeni harfi Türkçeden de önce. Hı hı. Ee, ve yine ilk tefrikalar yayınlanıyor. Yani tefrika konusu da öncüler hakikaten ve bu maalesef hani çok bilinen bir konu değildi bugüne kadar. Her e, yani e, mütemadiyen devam ediyor Tevfik'e yayınları. Robinson Crusoe bitiyor. İşte e, şeyden yayınlıyorlar. Bazı Yunan yazarları yayınlıyorlar. Öjensu yine dönemin çok önemli bir best -silleri. İşte Marx'ın da gönderme yaptığı bu işte Paris sırları vesaire romanları yayınlanıyor. Sonra hatta onların yine adaptasyonları yayınlanıyor Karamanlıca'da. Ve dediğiniz gibi... E, bu anatoli sadece İstanbul'da yayınlanmıyor. E, böyle Anadolu'da çeşitli yerlerde bir e, sirkülasyonu var. Ve onu mümkün kılan da o e, şeylerin bedellerini yatırarak o gazeteyi çıkar çıkaran okuyucular aslında. E, Tемаşa da bu şekilde yayınlanıyor. Hatta benim de itafım Tемаşa Dünyanın hayır hah ve itibarlı müşterilerine. Evet. Çünkü eee Karaman yayınları baktığınızda arka sayfalarda böyle 5-6 sayfalık 10 sayfalık o listeleri görüyorsunuz yani e, bu bizim açımızdan tabii çok heyecan verici bir şey. İşte Kırşehir'de ve de Konya'da işte hangi okurun sponsor olduğunu çoğunlukla erkek okurlar işte kadınlar az sayıda ama işte kimlerin e, gazeteye ve o şeye sponsor olduğunu görüyorsunuz abonelik üzerinden tabii onlar abone oldukları için, mümkün kıldıkları için bir tür şey de var. Yani gazete patronları da onlara aslında bağımlı. Yani onlar mesela sade bir Türkçe istediklerinde onlar da başka türlü yazamıyorlar. Çünkü müşteri kaybedecekler. Hatta bayağı tehdit ediyorlar müşteriler. İşte yazmazsanız bırakırız ha. İşte misal zamanda daha güzeldi sizin diliniz. Ne oldu? Ya da şeyden... Türkçe yazın kardeşim Türkçe diyorlar. yazın kardeşim. Arapça <laughs> pısı, faresi istemiyoruz diyorlar. Yine mesela bir bakkal yazıyor diyor ki ben bunu diyor, bir Türk söylese her şey insan <laughs> anlar da değil mi çok ilginç yani evet. kendilerine Rum diyen insanlar Türkçe evet, yazın kardeşim diye fırçalıyorlar. Bir bakkal diyor ki işte kardeşim diyor nasıl laflar onlar diyor hadi diyor birini anladık da ötekini anlamak mümkün değil bak güzel yazım bakkal olarak biz de alalım diyor böyle bak bir de Karamanlı bakkal tipi hakikaten Türkçe edebiyata da böyle damgasını yani damgasını vurmasa da ee, önemli örnekleri olan Ahmet Mithat'ta Mahmut Eser'de Reşat Ekran Koçu'nun çok ilginç bir maddesi var. Karamanlı bakkal maddesi. Selahattin Enisi yine böyle bir öyküsü var. Marka gibi bir şey. Evet. Karamanlı bakkal ve uşağı. Böyle o uşak da şeymiş. Bayağı böyle getir e, şeyi gibi. Hani şey götürüyor evlere. E, malzeme götürüyor. İşte neyse. Kurye, kurye gibi. Tabi onlar biraz böyle şey mesela Selahattin Eris'in son derece böyle queer bir e, karamanlı bakkal uşağı o. Onunla ilgili böyle şeyler, şiirler var, destanlar var. Evet. E, o da bir bahsi diğer yani o da ilginç. Şeyde mi Bakalım. bu? Reşat Akram'da mı? Sanmazlık Öbülüsü'nde var. Reşat Akram'ı işlerimden aklınızda. Evet, evet. <laughs> <Ben de anlayacaktık gülüyor> o yazın yiyecekte kim yiyecek? Mahmut Eser'in de çok ilginç. Bir namus meselesi. O zaman bir öksürük. Boğazıma <laughs> 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 kaçtım. Reşat <laughs> ee, Akram koçuyor. <laughs> evet. <gülüyor> Mahmut Eser'in yine sadece bu ortodoks karakterlerden, karamanlı karakterlerden oluşan bir <laughs> e, bir namus meselesi diye bir şey var. Ee, uzun hikayesi sorununda Onda bir yayınladı. O çok ilginç bir, örnek. Kelebek gazetesine tefrika edilmiş. Ee, sonra da yayınlandı. işte İşte tabii Karamanlılık, Karamanlılık ifadesi şeyi de içeriyor biraz. Böyle üç kağıtçılık, Karamanlılık yapma. Hani böyle hmm. ticaretle uğraşıyorlar ya hani bir verip üç almak, veresiye vermek hani böyle bakkal oldukları için. Hocam şey lafı da var ama o başka bir bağlamda söylenen bir laf bence. Karamanın, Karamanın de... oyunu koyunu, evet. sonra çıkar oyunu ama tabii muhtemelen o Herhalde daha önceki evet. Karaman Beli ile falan ilişkili de. Şey de ilginç mesela Andavallı lafı var ya hala kullanılıyor hmm. böyle bir ötekileştiren yine bu kaba saba anlamında. Evet. Mesela Andaval nereye bağlıydı? Kayseri'ye mi yanlış olmasın? eski Rumca'da bir e, mahallenin ya da bir köyün oradan çok hamal gelirmiş İstanbul'a. İşte hamal hırpani tabii üstübaşı. Pejmur'da böyle işte andavallık yapma, andavallık lafı. Yine bu kültürel eee coğrafyadan. Evet evet. Evet. Hocam şimdi bu e, kitabımızın son bölümünde birkaç eee e, romancılığı üzerine birkaç notunuz var. Mesela bunlardan bir tanesi e, ruhban sınıfına karşı bir tutumu var e, romanlarında Evet. baya e, onları böyle şey yapıyor biraz istersen bundan, yere bah bundan bahsedelim bir evet. de e, kendi cemaatine karşı da bunlar kaba sabadır e, Anadolu e, Rumları hatta siz oryantalist e, bir tutumu var falan diyorsunuz e, biraz bunlara açabilir miyiz hmm. neden böyle düşünüyor ee, ve e, bu ruh, ruhban sınıfına karşı tutumu üzerine hmm. ne düşünürsünüz? Hı hı. Şöyle aslında bu romanın ayırt edici özelliklerinden biri bence yani çünkü Osmanlı Müslümanlarının yazdıkları romanlara baktığımızda e, biliyorsunuz bir yani din eleştirisi ya da e, İslam'a doğrudan bir eleştiri ya da işte ne bileyim e, yani bir imam eleştirisi yani pek görmeyiz. Yani ben rastlamadım çok ama ...biraz bu Yunan aydınlanması... ...etkisiyle de oluyor verdim misal ...yani dediğim gibi... ...bir sürü unsur bir arada... ...yani... ...19. yüzyılın da öncesinde... ...bir Yunan aydınlanması var ve orada... ...hani kilise, işte o ruhban sınıfı... ...papazlar bayağı böyle yerden yere... ...vuruluyor ve bir tür aydınlanma yaşıyor aslında... ...Yunan aydınlanmasının... ...özelliklerinden biri bence bu... ...misal hem... ...böyle bir etkisi var... ...yani bir kere aydınlanmacı biri aslında... Ama bir tür şey de yapıyor. Diyor ki hani biz tamam ortodoksuz şey de var aslında. Yani hepsi bir arada bence. Bir yandan dini yayınlar çıkarıyor. Yine o konuda da kanaat önderi. Baya böyle işte hazineyi ortodoksiya ve işte bir sürü başka Yunan harfi Türkçe çıkarıyor bunları ki. Çünkü diğer e, dindaşları şeyleri okuyamıyorlar Yunancaları. Hı hı. Bir yandan böyle bir dini yayıncılığı var. Ama öte yandan dinin aslında biraz... Ee, yeni Osmanlılara da belki benzetebiliriz burada kısmen. Yani dini e, böyle aydınlanmacı bir dil anlayışı var öyle söyleyeyim. Yani dine eğitim için yani dinle eğitimin çok da taban tabana zıt olmadığını yani dinin eğitim içinde kullanılabileceğini e, dahil bir vurgusu da var. Hani tıpkı yeni Osmanlılar gibi hani din terakki terak İslam terakya mani değil gibi hani ortodoksluk terakya <laughs> mani değil ama bir yandan da ruhbanların da o muhtemelen o tırnak içine yobazlıklarına, işte her işe karışmalarına mesela sürekli eleştiriyor bir yandan şeyi tartışması da var o da çok ilginç şimdi e, kiliselerde evet Yunanca ayinler yapılıyor ama mesela Misalidis'in önderliğin önde, başını çektiğine bir grup aydın ya yani biz diyorlar artık Türkçe bilen papazlar da istiyoruz bizim e, dindaşlarımız gidiyorlar oraya ne söylediklerini anlamıyorlar hani biraz böyle protestanlık gibi de yani o biraz daha gelişse belki hani Böyle bir nüve olarak kalmış onu görüyorsunuz. Mesela işte Cibali'de, e, özellikle Cibali'de, Samatya'da bu Anadolu Rumlar çok e, e, şey yoğun olarak yaşıyorlar. Oralara şey taleplerinde bulunuyorlar e, gazetelerden. Türkçe yani bulamaz. Türkçe bilen gelsin. Ya, yine öğretmenleri de öyle talep ediyorlar. Yani bizim çocuklarımız diyor gidiyorlar. Hani biraz Kürtçe meselesini de aslında benziyor. Yani bu ana dilde eğitim meselesini de benziyor. Yani Yunanca bilen Atina'dan mesela Yunanca tedrisatlı hocalar geliyor ve daha da çok hani Yunan kral, krallığı tandanslı diyelim. Onlar da uzlaşamıyorlar bu sefer oradaki halkla, öğrencilerle. Böyle tartışmalar da var. Ee, ama hani görüyoruz ki Miselis romanın da gazeteciliğinde böyle bir aydınlatma. Hani Ahmet Mithat'a çok benzetebiliriz burada ya da Namık Kemal'e, Şinasi'ye o hani gazeteyle ve romanla yaptıklarını... Hani arkadaşlar bakın biz eğitimsiz diyorlar ama Hani onlara gösterelim ama işte siz de biraz daha çok gazete alın. Şey yapıyorlar mesela gazete alıp aboneliklerini göndermeyenleri müşteri isimlerini böyle e, ilan ediyorlar. Ne zamana kadar bekleyelim işte otlakçılık yapmayın. <laughs> <laughs> <Herkes gülüyor> Vergi <vermişsizleri> gibi. <laughs> Herkes kendine alsın gazeteyi bir gazeteyi 10 kişi okumasın yani. O kadar günümüze yani çok mizahi bir e, mizahı çok iyi kullanıyor zaten. Ben kapakta ilk bunu görünce. Hani o mizahı çok güzel vermiş bence Emine Bora. Evet. Hani o Favini'nin işte tam aşağıdaki karakter de çok, olaylar da çok mizahi. Ee, çok güzel yansıtmış. Hakikaten. Ee, diğer soru neydi hocam? Ee, bu kendi topluluğunun kabasabalığı <laughs> üzerine biraz oryantalist bir bakışı var falan diyordunuz. Evet. Şöyle misalidis bu bakışı yani o İstanbullu Rum elitin belki kilisenin ee, ya da e, Yunanistan'dan gelen konsolosların o işte Anadolu Rumca bir Anadolu halkını ötelemesini ve onlar işte çok böyle makbul saymamasına karşı aslında bütün edebiyatı ve gazeteciliği bunun üzerine kurulu. Hayır biz de e, ana, biz de e, en hali sorunlar aranırsa biziz o. Hani vardır ya öyle biraz hmm. da şey e, bastırılmanın getirdiği e, duyguyla. Hayır biz de Rumuz biz sizden hatta daha iyi Rumuz. Çünkü Anadolu'yuz. Bakın eski Yunan'ı siz Söyleyip duruyorsunuz zaten onlar bizim dedelerimiz söylemi çok baskın ee, ama kendisi de baktığınızda gazeteci olarak çok itip kakıyor kendi <laughs> dindaşlarına. yani okusanız da diyor utanmıyor musunuz diyor dedelerinizden onlar diyor neler yapmışlar diyor siz diyor hala burada işte e, şey yapıyorsunuz diyor çocuklarınızı diyor bu kadar küçük İstanbul'a çalışmayı göndermeyin diyor öyle bir dert de var yani hmm. 12-13 yaşında işte bizim oğlan yaşındaki çocuklar İstanbul'a Gönderiyorlar orada hanlarda, o işte beker odalarında yani baya böyle e, zor katla. koşullarda para kazanıp evlerine e, işte köylerine mesela gönderiyorlar. Orada dernekler kuruluyor İstanbul'da onlar köye kiliseyle şey yani cami şey yapmak gibi kilise, çeşme, kütüphane, okul yaptırılıyor. Yani böyle bir şey de var İstanbul'la Anadolu arasında bir e, sürekli birbiriyle bir temas da var tabii ki dolayısıyla böyle bir topyekun hani kalkındırma hamlesi. Ee, sonra milletvekilleri de tabii var mesela. O da e, önemli bir nokta. Hani sadece bunlar böyle Anadolu halkı okumamış değil. Hani Osmanlıca da bilen, Fransızca da bilen. Mesela Emmanuel Lidis diye bir e, mecliste yer alan bir mebus var. Onlar e, tabii Türkçe'yi de çok kıvrak kullandıkları için mesela e, şeyler hani Osmanlı'yla da daha iyi temasları var Osmanlı bürokrasisiyle. Yani bir yandan o Türkçe'yi işte kanunu esasiden sonra olumlu anlamda da kullanmaya başlıyor Anadolu'da entelektüeller ama... ...tabii mübadeleyle, işte milli mücadeleyle o şeyle birlikte müthiş bir kesinti oluyor. Zaten işte tabii bugün İstanbul'da kalan Kapadokya kökenli... ...mesela ben, benli soylarda yanılmıyorsam Nevşehirliler galiba onlarda. Hani kişiler var. <laughs> ama işte mübadeleyle birlikte tabii hem basın yayında kesiliyor, şeyde kesiliyor. Orada prosfegikipone diye müba dil sesi diye bir gazete yayınlıyorlar karamanlıca bir gazete yayınlıyorlar temaşayı da teşvik ediyorlar ama o da sonra yani tabi kesinti o Yunanistan'ın kendi politik atmosferinde bambaşka bir mecraya kayıyor evet Yavaş yavaş toparlayalım. bakalım. Evet. <laughs> Söyleyeceğin son söz var mı hocam? Yavaş. Ben <laughs> bu ben sana şey yapacağım. <laughs> Yok, ben evet. şunu söylemek ha. istiyorum yayını bitirmeden. Ee, şimdi Mihailidis'in romanı neredeyse 700 sayfa, Polipatis ise işte 200, 250 sayfa aslında e, yani baş, şey bambaşka bir <laughs> evet. bir şey yani belki o ortak yani bir ortak bir kurgu gibi gözükebilir ama bir de tabii şöyle bir şey var. E ee, Kahraman çok gezdirmiş sanki yani hani o, o dönemin modası böyle 80 günde devrelen mücülverler <laughs> bir macera romancılığı var ya hani e, şimdi de işte insanlar dünyayı görmek için işte YouTube'da şurada burada şey yapıyorlar vesaire hmm. böyle bir... E, sanki dönemin e, şeyine de çok uygun, arz talebine de çok uygun bir roman tipi herhalde bu değil mi böyle? Doğrudur. E, i̇şte o biraz pikaresko, İspanya'dan gelen e, ve moda olmuş gelenekle de ilişkili. Evet. E, o mesela Fransa, İtalya örnekleri e, neredeyse birebir aynı şeyde. Nefrak Boğdan örnekleri de birebir aynı. E, pikaresk romanın <laughs> bir özelliği aynı zamanda e, karakterinin işte burada Favine... E, böyle bütün sınıfsal katmanlardan böyle dikey ve yatay e, dolaşıma girmesi yani mesela Favini bir gün hapishaneye düşüyor, bir gün tımarhaneye ama iki ay sonra şeyde işte Efrak odana gidiyor oradaki tercümanı çok önemli bir adama işte böyle şey tımarhaneden ben onu 19. yüzyılın o işte uzun 19. yüzyılın o dinamizmiyle de birazcık okumaya çalıştım yani bir yandan e, işte müthiş gelişmeler işte tren yolları kalkınmalar yine Anadolu'nun içerisinde de yani Osmanlı içinde bu geçerli. Yani o ruhu da bence e, hani o ruh da hoşuna gitmiş olabilir. Aha. Bir yandan şey de var. Şöyle bir e, herhalde böyle bir öğüt verme şeyi de olduğu için mi sen listede hani şey diyor yani bakın bir gün tümarhanede olabilirsiniz ama ertesi gün çalışırsanız yeterince kendi becerilerinizle ve yeteri kadar uğraşırsanız e, yani yırtabilirsiniz siz de. Siz de o sosyal tabakaları dikey olarak ...tırmanabilirsiniz şeyi de var bence. Ee, yani biraz tırnak işini gaza getirme... metni de okurlarına. Evet. Yani bakın Favini bunu yaptı... ...siz de yapabilirsiniz. Bir de çok ibretlik... ...olaylar da var. Mesela... E, ...diğer romanda olmayan Usta Yorgi diye... ...aslında bakkal demekmiş o. Yani bakkal yorgi. O böyle... ...Nevşehir'den kalkıp geliyor çalışmaya. Orada böyle fen fatal kadınlarla... ...tanışıyor. E, Karısının... ...çocuğunu unutuyor. Sonra o karısı çocuğu da onu... ...aramaya geliyor. Böyle iyice olaylar... ...karmaşıklaşıyor... Hemen orada misalesinin anlatıcısı diyor ki işte bizim patrikhane diyor niye hala bu diyor işte vaftiz şeylerini doğru düzgün yapmaz diyor. İşte karışıklıklar oluyor böyle diyor. Orada <laughs> sosyal mesaj. Hemen böyle. <laughs> o çok var ya da işte böyle e, lükse şey hayat İstanbul'un şeylerine kapılmayın diyor. Yıldız yıldızına, e, lüksüne. Siz siz de Anadolu'lusunuz. O öz şeyi var onda da. <laughs> bir özcü bir yan var ya. Yani. Var var tabii ki var. Evet. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Güzel yani bir ara, söyle oldu. Bu arada Temaşay Dünya Yapı Kredi yayınlarından yayınlandı. Evet. O baskısı yok. Baskısı yok. <laughs> ben de o baktım. Da, o da mı bitmiş? O da bitmiş hocam. Ee, güzel bir şey belki şey, bu. Şeyi güzel dinledim. güzel iyi bir şey. Ee, Peri Hanım değil mi? Peri Efe. Peri Efe'nin <laughs> e, Seval podcastini dinledim gelmeden. <laughs> e, gerçekten çok ee, üzerine düşünerek hani yayını hazırlamış. Yayınlaması da çok çok zor bir metin. Evet. Ee, ve evet. şey de bence çok hani Han Hegel'in gün yolun emeğini de yani evet. yana üçünün emeğini hani görüyoruz yine okumalarla da Evet. Artık nadir kitaptan bulursak alacağız. Evet. <laughs> ya da bassın ya da hiç, buradan Burada söyleyelim mesela... yapıtı da bassın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Son olarak için. söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Bir soru da yavaş ee, yavaş kapatalım. Ben de bir mesajla o zaman bitireyim. Şöyle, e, ön sözde de onu yazmıştım. Yani bu çok bilinmeyen bir alandı edebiyat araştırmalarında. Ve bu insanlar işte misaliz başta olmak üzere tıpkı Osmanlı Müslümanları ve diğer etnik azınlıklarında olduğu gibi... ...yani azınlık demek bile bence çok doğru değil. Diğer meslektaşları gibi Osmanlı edebiyatı önemli bir parçasını oluşturuyorlar. E, yani bunu görünür kılmak, bunları bilmek... hani. Ee, belki çok etki alanı çok geniş olmasa da bizim Osmanlı edebiyatına dair algımızı çeşitlendiriyor, zenginleştiriyor. Hani bunu da artık yıla 100 yıl sonra hakkını vermek lazım artık. Hatta hep ben şey diyorum Misalidis'in portresini e, basın basım müzesinde artık işte Theodor kasabın Ahmet Mithat'ın yanında 50 evet, 50 yıl gası çıkarmış. Evet yani çok uzun bir süre. Görsek ne mutlu bize. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam 357. yayınımızda Doktor Şeyna Şişmanoğlu ile birlikteydik. Kendisinin iki kilise arasında bir namaz Karamanlıca Edebiyat'ta Dil, Kimlik ve Yeniden Yazım başlıklı Metis kitaptan çıkan bu kitabı üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan masa Up uygulamasını ve patron destekçilerimize bitirmeden bir teşekkür ederim ve yayını beğenip paylaşırsanız da Ayrıca mutlu oluruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.